Hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Eyvah. Bir ambulans çağırın. Eyvah. Durumu çok mu kötü doktor bey? Vücudundan yüksek voltajda elektrik geçmiş. Yaşıyor ama ileride ne olur bilemem. Ya kaç? 112. Ne oluyor? Kalbi durdu. Masaj. Hemen masaj. Doktor bey. Doktor. Ne yapıyor bu adam? Bizi kurtarmaya çalışıyor. Değmez. Değer. Durumu çok kötü galiba. Hepsi numara. Şeytan diyor ki hepsi numara. Biliyorum ayıp ama yaptığı onca şeyden sonra bir türlü inanamıyorum. Bahsen. Bizi ne kadar iyi tanımışlar. Hayır. Beni daha tanımıyorlar. Tanıdıkları sensin. Doktor bey durumu? Sana ne? Yaşasam ne olacak? Yaşamasam ne olacak? Ölürsen benden kurtulursun. İnşallah bir şey olmaz çocuğa. Yoksa kendimi hiç affetmem. Ben fesadın biriyim. Hepiniz ölmemi istersiniz. Fesattı ama evin içinde bir candı. Ona bir şey olursa hepimiz üzülürüz Recep. Gördün mü? Yaşamamı istiyorlar. Berat benim. Biliyorsun seni tanımıyorlar. Senin yüzünden. Çocukluğumuzdan beri beni sakladın. Saklarım tabii. Çocukken soğan cici gibi ufacıktı. Cılızdı. Önüne gelen bizi tepelerdi unuttun mu? Ben olmasam kendimizi nasıl savunacaktık? En güzel savunma kötülüğe iyilikle cevap vermekti. Sen aptalın birisin. Annemiz bile bizi istemiyordu oğlum. Babamız bizi eve para getiren bir makina gibi görüyordu. Kardeşlerimiz kaç kere bizi kandırıp harçlığımızı elimizden aldı hatırla. Eğer insanların zayıflıklarını kullanmasaydım bu dünyada tutunamazdık. Bak bu insanların hepsi iyi ve saflar. Sen onlara layık değilsin. Palavra. Dünyada iyilik saflık diye bir şey yok. Konuştuklarına bakma. Onların canını okudum. Aslında hiçbiri yaşamamı istemiyor. Seni de isteyen yok. Kalp çalışıyor ama nabız çok düşük. Biz elimizden geleni yaptık. Artık işi kadere kaldı. Duydun mu? İkimizden biri geri dönebilir. Heveslenme. Dedim ya. Kim bizi ister ki? Dönmeye değmez. Çocuğu çok hırpaladım. Yüreğim yanıyor. Daha geldiği günden bu kadar takışmasaydım belki o yaptıklarını yapmazdı. Sadece sen değil Vahit amca. Berat'a hepimiz tepki duyduk. Hiçbirimiz dostlukla yaklaşmadık. Doğru. Aslında her insanın içinde bir melek yatar. Biz ondaki iyiliği görmek istemedik. Beni görmek istiyorlar. Dönmeye değer. İtiraf ediyorum. Ben Berat Gül'ü Zeliha yengemden kıskandım. He. Ben de. Belki iyi davransak o da bize diş bilemezdi. Ben Berat'ın bir melek olduğunu düşünmüyorum. Ama kimse ne melektir ne de şeytan. Keşke yaşasa da ona bir fırsat daha verebilsek. Öyleyse onun için hep beraber dua edelim. Kusura bakma ama sen emekliye ayrılsan iyi olacak. Okey. Yine de ara sıra bana ihtiyacın olursa yardıma koşarım. Çekeyim beni. Biraz zor ama bünyesi güçlü. İnşallah yaşar. Hesaplaşma bitti. Yaşayacağız. Doktor bey. Doktor bey. Bıraktın öldük yahu. Bir ara kalbi durdu. Tekrar çalıştırdık. Yalnız kesin bir şey söylemek için zamana ihtiyacımız var. Sakat falan kalmaz değil mi? Bilemem. Göreceğiz. Yalnız... Evet.
bilimsel olarak kanıtlanmamakla birlikte vücudundan yüksek miktarda akım geçen insanların kişilik değiştirdiğine tanık olduğumuz vakalar var. Nasıl yani? Eğer iyileşirse Berat eski Berat olmayabilir. Vay enişte. Hı? Sen de kimsin? Ne oluyor ya? Şşt, hakkında rapor yazacağım. Ne raporu? Doktor nerede? Berat. Bir şeyin yok. Oo! Enişte, paltomu, potinlerimi bir de dosyamı yürüttüler enişte. Niye? Kim çaldı? Adamın teki. Birilerine haber verelim. Dur şimdi. Ortalık kaynıyor. Psikiyatriden asıl bir hasta kaçmış. Hastane birbirine girmiş oğlum. Nasıl taburcu olacağım ben? Bakarız bir çaresine.